Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle MATLAB ortamında 4 işlemden başlayıp logaritmik fonksiyonlara kadar temel bir matematiksel işlem tabanı oluşturacağız. Daha sonrasında ikinci videoda da devamındaki videoda da karmaşık sayılar arkadaşlar konusunu işleyeceğiz. Şimdi MATLAB'de 4 işlem olabildiğince anlaşılır. Günlük kullanıma da uygun bir şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Mesela A değişkeni oluşturup 3 artı 5 dediğimizde bunun toplandığını, B değişkeni oluşturup örnek veriyorum 5 eksi boşlukları oluşturup oluşturmamak size kalmış arkadaşlar. Tabii ki sonlarının noktalı virgülümüz. C dediğimiz değişkenin mesela burada neyi yapalım? Çarpma işlemini yapalım. 3 çarpı 5 diyelim. Daha sonrasında D değişkenimizin içerisine de 5 bölü 3 diyelim veya 3 bölü 5 hiç önemli değil. Şöylece bir çalıştıralım sevgili dostlar. Çalıştırdığımız zaman şu şekilde değişkenlerimizin oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun daha sağlıklı görünebilmesi için arkadaşlar videonun geri kalan kısımlarını hep buraya alacağım. Hatta şöyle yapalım mı isterseniz. Burayı alalım. Şuraya yapıştıralım. Şöylece A değişkenimizin 8 olduğunu 3 artı 5'ten. B değişkenimizin 5 eksi 3'ten 2 olduğunu. C değişkenimizin 15 olduğunu 3 çarpı 5'ten. D değişkenimizin de 1,660 6667 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Olabildiğince basit bir şekilde biz matematiksel işlemleri yapabiliyoruz. Mesela burada bir E değişkenimiz olsun. E değişkenimizde de şöyle bir şey yapalım. 5 çarpı 3 artı 4 bölü 2 artı 8 diyelim. Şimdi matematikteki işlem önceliği burada da aynı şekilde geçerli sevgili dostlar. Çarpma ve bölme işlemleri öncelikle olur. Bu işlem için konuşuyorum. Normalde parantez varsa parantezler. Daha sonrasında çarpma, bölme, hangisi önceyse onu yaparız. Sonra da toplama çıkarmaları yaparız arkadaşlar. Şimdi 5 çarpı 3, burada gördüğünüz üzere grup grup düşünebiliriz. 5 çarpı 3, 15'i getirir. 4 bölü 2'den de 2 gelir. 8 daha. 15 artı 2, 17. 8 daha. 25 değerini getirmiş olur arkadaşlar. Şöylece bir E değişkenimizi de çalıştırıp şöylece bir E değişkenimizde gördüğümüzde 25 değerini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Noktalı virgülü koymazsanız şıklığı da alırsınız. Bu isterseniz şöyle de yapabilirdik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu parametreler önemli. Mesela bir tane örnek yapalım isterseniz sizinle. Matematikteki başka bir daha öncesinde yazmış olduğum ifadeye örnek olsun. Bakın şöyle bir ifademiz var. 5 artı 4 eksi 5 eksi 3 çarpı 2 arkadaşlar. Bu matematiksel ifade. Hatta şöyle yapayım mı ben size? Diyelim ki bu ifadenin MATLAB kodu. Aşağıda görüldüğü üzeredir arkadaşlar. 5 artı 4 eksi. Gördün. Şimdi çalıştıralım mesela bunu. F'nin eksi 2 olduğunu söylüyor. Bir bakalım. 3 çarpı 2 buradan çarpma önceliğinden dolayı. 6 eksi 6 eksi 5 daha eksi 11 artı 9 daha eksi 2 eder. Doğru bir sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Parantezli işlemlerin öneminden birazcık bahsedelim. Mesela G adında bir değişkenimiz olsun. Değişken içerisine biz diyelim ki 3 5 çarpı 8 artı 6 diyelim. Artı 8 olsun mesela. Bakın burada ne yapması gerekiyor öncelikle? Parantez içinde bir öncelik yapması lazım. Buranın 14. 5 ile çarpıldığında 70. 8 ile toplandığında 78 olması lazım. Doğru sonucu mu buluyor? 78 arkadaşlar. Doğru sonucu da burada gördüğünüz üzere buluyor. Mesela başka bir örnek daha yapalım. Diyelim ki G H harfi olsun eşittir. Mesela 18 bölü 96 bölü
hatta şöyle yapalım. 32 bölü 16 bölü ne olsun? 2 olsun. Bakayım be. 3 olsun. Şimdi ne olması gerekiyor arkadaşlar? Önce buranın yapılması lazım. 32 bölü 16'dan 2 geldi. 18'i bakın soldan sağa doğru gideriz. 18'i 2'ye böldük. 9'u 3'e böldük. 3 olması lazım. Cevabımız da 3 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle bir ifade olursa işte mesela diyelim ki ifademizde nasıl olsun? Bunu direkt olarak bölüyor gibi düşünün arkadaşlar. 4 bölü işte ne desin? 9 çarpı 8 artı 7 olsun. Şimdi bizden bunun kodunu yazmamızı istediğinde arkadaşlar biz bunu şöyle yazmamız lazım. Bakın h j diyelim. 4 bölü okey ama bunu parantez içinde yazmamız lazım. Eğer parantez içinde yazmazsak arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Bakın bir yazayım ilk başta parantez içinde. 9 çarpı 8 artı 7. Şöylece sonucumuz çıktı. Bakın mesela ben bunu JJ diyelim. 4 bölü 2 artı 3. Velev ki böyle bir işlemimiz var. 4 bölü 2 artı 2 olsun. Şimdi ben bunu parantezsiz yazarsam eğer görüldüğü üzere 4 değeri gelecek. Neden? 4 bölü 2, 2 artı 2'den de 4 gelecek. Ama eğer bölüde ben bunu yapmak istiyorsam arkadaşlar şöyle yapmam lazım. 4 bölü 2 artı 2 demem lazım. Eğer böyle yaparsam gördüğünüz üzere cevap 1 gelecek. Bunlar önemli noktalar. Bunlara dikkatli çekmek istedim sevgili dostlarım. Yine bu işlem pay için de aynı şekilde düşünülebilir. Mesela JK diyelim. Burada da bize şöyle bir ifade verilmiş olsun. İşte 3 artı 2'nin 4 çarpı 5 çarpı 6'ya bölümü sorulmuş olsun. Bunda da yine şöyle yapmamız lazım. 3 artı 2 bölü yine hepsini parantez içinde yazmamız lazım. 4 çarpı 5 çarpı 6 dememiz gerekiyor sevgili dostlarım. Çalıştırdığımızda kodumuzu 0.0417 değerinin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Sonra mesela bizim üs almada kullandığımız önemli bir nokta var arkadaşlar. Üs alırken biz şöyle bir fonksiyon kullanıyoruz. K L diye eşittir. Bakın power adında bir fonksiyonumuz var bizim. Power fonksiyonunda mesela 2'ye 3 değerini yazdığımızda çıkan sonucumuz 8 gelecek. Nasıl oluyor arkadaşlar? İlk yazdığınız ifade taban, ikinci yazdığınız ifade de üs olmuş oluyor. İşte L dediğimiz değişkenin içerisine 2'nin üçüncü kuvvetini atamış oluyoruz arkadaşlar. Bu da üs almayla alakalı önemli bir nokta. Bunu da söylememiz gerekiyor sevgili dostlarım. Başka neden bahsedebiliriz? Ha, bir de şu mesela. Diyelim ki velev ki biz power'ı unuttuk. Neyle yapabiliriz? Power'ı unuttuysanız arkadaşlar şöyle. Mesela 2'nin 3. kuvvetini bu şekilde de yazabilirsiniz. Çalıştırdığınızda yine 8 sonucunu alacaksınız. Yine burada da parantez işlem önceliğinde önemli arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapalım isterseniz. 2'nin 3. kuvveti çarpı 8 diyelim. Bakalım ne gelecek. 64 geldi. Demek ki neymiş arkadaşlar? Direkt answer olarak geldi. N değişkenin içerisine atayalım daha sağlıklı gözüksün. 64 olarak geldi. Arkadaşlar üslü ifadelerde her zaman işlem önceliği vardır. Fakat şöyle bir şey denesek. M, J, K, L, M, N, O. Artık bütün alfabeyi götürmüş olacağız. Diyelim ki parantez içerisinde 2 artı 3'ün ikinci kuvveti artı 8 diyelim. Burada da 5'in karesi artı 8 olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da bu noktada bizim için önemli. Şunu da ekleyelim.
Daha çok mühendislikte veya matematik disiplininde, fen bilimlerinde kullanıp kullanılmadığından emin değilim ama Euler sayısı diye bir sayı var arkadaşlar. E üzeri bir şey anlamına geliyor. E üzeri x'li ifadeler genellikle böyle yapılıyor. Hatta eksponansiyel form olarak da karşımıza gelir. Biz bunları arkadaşlar mesela e üzeri 13'ü mesela. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? O t diyelim. Mesela e üzeri 13 dediğinizde çalıştırdığınızda gördüğünüz gibi cevap çıkıyor. Okey. Ama burada sizin öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar şudur. Eksponansiyel exp fonksiyonunu kullanmanız lazım. 13 yazdığınız zaman gördüğünüz gibi cevabınız doğru bir şekilde gelecektir. Buradaki ifadeyle bu ifade aynı sonuca denk gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. E üzeri 13'ü eksponansiyel formda 13 yazmanız lazım. Tamam. Gördüğünüz üzere farklı değerleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında biz yine matematiksel işlemlerde S harfi diyelim. Kök alma yapabiliriz arkadaşlar. Kök alma için de sqrt fonksiyonunu kullanmamız lazım. sqrt fonksiyonunu kullandığımızda ve 16'nın mesela bize kökünü ver dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 değerini veriyor. Veya buna illaki tam sayı da vermenize gerek yok. SS diyelim. SQRT fonksiyonunda mesela 13 değerini verelim. Bakın asal da bir sayı aynı zamanda. 3.6056 değerini bize veriyor. Fakat illaki SQRT'yi kullanmak mı gerekiyor? Hayır. Şöyle bir işlem de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. SSS diyelim. Mesela ben size power fonksiyonunu gösterdim ya. Power fonksiyonunda mesela 9'un 0.5'e göre üssü dediğinizde yine size 3 değerini verecektir. Veya hemen şunu da gösterelim. SSSS diyelim. Eşittir. Biz velev ki bütün fonksiyonları unuttuk. Olabilir. 9'un 0.5. kuvveti şeklinde de verdiğiniz zaman 3 değerini yine karşınızda göreceksiniz sevgili dostlarım. Evet, temel şeyleri bu şekilde göstermiş olduk. Artık biraz trigonometrik ifadelere bakalım isterseniz. Trigonometrik ifadelerle alakalı önemli noktalara sizlerle beraber değinelim arkadaşlar. Şurayı ben bir comment yapacağım. Yorum satırı olsun. Şuraya gelelim. Şuradan itibaren yavaş yavaş başlayalım. Mesela trigonometride temel matematik bilen arkadaşlar olarak düşünüyorum sizleri. Radyan ve derece türünden iki farklı sonucumuz var. Mesela diyelim ki sinüs 30'un değeri derece olarak farklıdır. Mesela sin 30'un değeri 1 bölü 2'dir değil mi? Ama radyan olarak bunun sonucu farklıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar önemli noktalar. Mesela hemen gösterelim. Sinüsün arkadaşlar şunları yazalım hemen. Şöyle diyelim derece formunda trigonometrik fonksiyonlar diyelim. Bakın burada öncelikle mesela sinüsü gösterelim. Sinüs eşittir arkadaşlar. Sin bakın derece sinüs derece olarak düşünebilirsiniz. Sin de değer arkadaşlar. İçine ne yazarsanız. Kosinüs eşittir. Kos D içine ne yazarsanız. Daha sonrasında tanjantımız var mesela tanjant. Tanjant dediğimiz şey arkadaşlar tan D. Kotanjant var arkadaşlar. Şunu K yapalım bir dakika. Kotanjant dediğimiz ifadede kot D arkadaşlar. Sekantımız var. Eşittir. Sek D ifadesi. Biraz sonra hepsini örneklerde yapacağız arkadaşlar.
Kosekant dediğimiz şeyde arkadaşlar burada CSCD olarak kosekant D olarak karşımıza geliyor sevgili dostum. Bunları yorum satırına alalım. Bir de diğerlerini göstereyim arkadaşlar. Bunlar derece formundaydı hatırlarsanız. Bir de bunların radyan formu var arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybı yaşatmamak adına hemen şurayı radyan yapalım. Ve şunlardaki D harflerini silelim arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Aradaki fark bu. Derece olduğu zaman D yazıyorsunuz. Derece yoksa olduğu gibi yazılıyor. Hemen birkaç örnek yapalım. Diyelim ki biz şurayı bir tekrar çalıştırayım. Sıfırlansın. A değişkeninin içerisine bakın diyelim ki sinüs D 30 yazdık. Çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere 0,5 geliyor. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2'dir. Fakat A değişkeninin içerisine sin 30 yazdığınızda radyan türünden geldiği için farklı bir değer geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu aslında doğru sonucu bulabilmek adına burada ne yapmanız lazım arkadaşlar? Sin 30'da şöyle demeniz lazım. A'nın yeni değeri yine A diyelim burada. Sinüs normalde 30 dediğimiz değer pi dediğimiz 180 olduğuna göre arkadaşlar kaçta biri? 6'da biri. Zaman pi bölü 6 demeniz lazım ki sizin karşınıza buradaki değeriniz 0,5 değeriniz gelsin arkadaşlar. Tamam. Buradaki radyan ve derece olarak ifadenin arasındaki fark bu sevgili dostlarım. Temel olarak bu kadar basit aslında. Bir bakayım arkadaşlar. Notlarıma da bakayım. Size eksik bir şey anlatmak istemiyorum. Söyleyeceklerim hani temel olarak tanjant olarak trigonometrik ifadelerde bunlar. Ha, bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Mesela biz sonucumuzu bulurken illaki bize derecesi veya işte radyan türünden değeri verilmeyebilir. Bunun sonucu verilebilir. Bunda da ne yapmanız lazım arkadaşlar? Mesela burada B açısı B diyelim. A sin, arc sin arkadaşlar bu da. Arc sin'de mesela değerimiz bizim 1 bölü 2 gelmiş. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz üzere 0,5236 geldi. Bu ne değeri arkadaşlar? Radyan türünden değer. Peki hocam biz bunu derece türünden görelim derseniz. Derece türünden de tek yapacağınız işlem arkadaşlar D harfi eklemek. Bu kadar basit aslında. Normalde 1 bölü 2'nin değeri nedir? Derece olarak 30'dur değil mi? Burada da 30 değerini gördüğünüz üzere gördük. Temel olarak işlemler bu şekilde özetlenebilir sevgili dostlarım. Örnekler vesaire zaten yapacağız. İlerleyen kısımlarda oldukça fazla bu fonksiyonlarımızı kullanacağız. Onu da söyleyeyim sizlere. Şunu göstereyim ekstra olarak. Yine matematikte oldukça fazla kullanılıyor. Hiperbolik fonksiyonlarımız var trigonometrik ifadelerin içerisinde. Hiperbolik fonksiyonlarla alakalı bir şey gösterelim. Mesela biz sin h x dersek arkadaşlar bu aslında x değerinin hiperbolik sinüs değeri arkadaşlar. Ben şöyle yazayım. X değerinin hiperbolik sinüs değeridir. Yani ne demek istiyorum ben burada? Bunun değeri de 0,5 nokta yapalım. 0,5 çarpı e üzeri arkadaşlar x eksi e üzeri eksi x arkadaşlar. Aslında şöyle yazalım daha rahat olsun. Eksponansiyel x şurayı da yani böyle kalsın. Eksponansiyel x eksi eksponansiyel eksi x'e eşit aslında arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu şekilde söyleyebilirim. Mesela örnek olarak bir şey yapalım da aklımızda kalsın. Hemen kullanımı da kalsın elimizde. C değişkenin içerisine de diyelim ki sin h işte mesela 2 diyelim. 1 diyelim. Sin h 1 diyelim arkadaşlar. Çalıştıralım kodumuzu.
1.1752 değeri geldi arkadaşlar. Yani ne oldu? 0.5 ile eksponansiyel x eksi eksponansiyel eksi x'in çarpımının sonucu bize gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bunları da söylemekten mutluluk duyuyorum sizlere. En azından matematiksel olarak bir şey yaparken ya hocam bu niye böyle oldu falan yapmayın arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayın isteğindeyim. Şimdi gelelim logaritmik ifadelerde bu durum nasıl hocam? Güzel bir şeye bakalım mesela. Logaritmik ifadeler. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar ciddi derecede önem arz ediyor hem de. Şöylece comment yapalım mı arkadaşlar bir burayı? Evet, şu an comment oldu değil mi? Boş mu şu an? Evet, boş. Şimdi arkadaşlar logaritmik ifadelerde normalde kullandığımızdan biraz farklı bir işlem var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Mesela biz log dediğimizde genelde mesela şöyle bir şey olduğu zaman ne aklınıza geliyor? 10 tabanı geliyor değil mi? Arkadaşlar burada sistem böyle değil. Log dediğimiz ifade aslında ln tabanı arkadaşlar. Yani e tabanında bir işlem meydana getiriyor. Mesela basit bir örnek verelim. Diyelim ki a değişkenin içerisine logaritma yani ln tabanında eksponansiyel 3 diyelim arkadaşlar. Ne çıkacak mantıken cevabımız? Gördüğünüz gibi 3 çıkacak. Çünkü e üzeri 3'tür. E tabanında zaten ne oluyor? 3 çıkıyor. Mesela başka bir şey göstereyim size. Bunu bir tek e tabanında da yazmamıza gerek yok. Mesela logaritma 2 tabanı arkadaşlar. 2 tabanında 4 dediğimiz zaman cevabın 2 çıkmasını bekleriz. Ve 2 de çıkar burada gördüğünüz üzere. Mesela başka bir örnek verelim. Logaritma 10 tabanında şöyle c değişkenin içerisine atayalım bunu da. Logaritma 10 tabanında 1000 diyelim arkadaşlar. Bu ifadenin değeri de gördüğünüz üzere 3 çıkar. Tabii ki burada biz atadığımız değerlerde illaki tam sayı çıkmasına gerek yok. Logaritma 7 tabanında 100 diyelim mesela. Çalıştırdığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hata verdi. Neden hata vardı? Hemen onu açıklayayım arkadaşlar. MATLAB'de yaptığınız logaritmik işlemlerde bir sınır var. Diyor ki MATLAB size, ben sadece e, 2 ve 10 tabanında işlemler yapabilirim. Yani log 2, log 10'u ve logu yani ln'i yapabilirim diyor. O yüzden log 7'yi kullandığımızda hata aldık. Buraya 2 değerini vermiş olsaydık gördüğünüz gibi bir sonuç alacaktık arkadaşlar. Bu da bu şekilde örnek olarak sizin karşınıza gelsin isteğindeyim. Başka neden bahsedebilirim? Mesela hani iç içe kullanımı ile alakalı bir örnek olsun bu da. Diyelim ki e eşittir diyelim. Bakın arkadaşlar logaritma 2 tabanında sq artı kök eksponansiyel 4 diyelim. Bayağı da bir böyle değişik bir şey oldu. Eksponansiyel 4 nedir? E üzeri 4'tür. E üzeri 4'ün kökü nedir? E üzeri 2'dir. Bunu log tabanına alalım. Logaritma e üzeri 2, 2 gelmesi lazım. Gördüğünüz üzere 2'yi de görmüş olduk arkadaşlar. Bu gibi işlemleri siz MATLAB üzerinden yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince de aslında size kolaylık oluşturmuş oluyor. Bence gayet güzel bir programda. Zaten bilimsel çalışmalarda, akademik çalışmalarda kesinlikle ve kesinlikle MATLAB'in kullanıldığına şahit olursunuz arkadaşlar. Bu da size bir örnek olarak karşınıza bunlar da gelmiş olsun arkadaşlar. Evet, uzun bir video oldu. Benim de ses gitti aynı zamanda. Umarım faydalı, verimli bir video olmuştur sizler açısından. Yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran herhangi bir şey olduysa arkadaşlar yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Sizlerin değerli fikirleriyle de bu eğitimi yönlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.